Merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz Zol TV ekranlarında. Bu sefer şu anda ekranlarınızda birazdan acayip Kore'de bir maç. Evet, Kore'de olacağız. Kore finallerinin artık 3. takımını belirlemek üzere son maça gideceğiz. Kore'ye kim var bu maçlarda? Şimdi onları seçim yasaklama ekranına geçtiğimizde konuşalım. Çünkü çok acayip isimler var bu maçta. Her iki takımda da şu anda hemen ekrana gelir gelmez haklarında konuşmaya başlayacağız. Şimdi Balıs'ı zaten 2-3 gündür izliyoruz. Nasıl bir KT Balıs fırtınası esti? İnanılmaz. Yani Kore'deki bölge elemeleri başladığında ilk maçta ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Sonra ikinci ve üçüncü maçta kaybettiler ama neden kaybettiklerine dair gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü hani oynamadıklarını söyleyebiliriz ki zaten yedeklerle falan çıkmışlardı. Daha sonra işte o İnsekli kadrosuyla, o Ryulu, Kakaolu kadrosuyla estirdiler gerçekten. Kakao'nun özellikle o baskınları değil mi? Ormancı Ryu inanılmaz bu arada. Nasıl orta koridor yok edilir gösterdi bunu. Çok da başarılı bunu gösterdi. Bu arada korku geldi. Neyse bunun üzerine konuşacağız. Korku geldi. Arada sırada yapıyorlar. Şimdi diğer tarafa diye baktığımız zaman orada da Impact, Pidgeot Faker. Büyük adam ya. Oraya en son gelecektim. Aldın benden şeyi. Alırım. Hemen böyle işte. Faker arkadaşlar, şu maç başlamadan önce bir tane yeni bir tab açın. Kimdir? Browser'ınızda, tarayıcınızda. Ve Faker Z yazın sadece. Çıkan videoyu izleyin. Yani öyle bir Z oyunu yaptı ki en son bu Kore mücadeleleri devam ederken geçtiğimiz hafta. Yani gerçekten takdire şayandı, inanılmaz bir performanstı. Bu oyunda Zed'i yasakladılar ilk seçim hakkı kendilerinde olmadığı için ama evet. Bir sonraki oyunda eğer ki Bullets yasaklamazsa görebileceğimizi düşünüyorum. Bu arada hemen şimdi seçimlere geçelim. Şimdi Kakao orada hemen Vay'ı kaptı. Vay'la dün inanılmaz maçlar çıkardı. Çok aktı iyi, diyebilir miyiz? Aktı gerçekten de adalet meydanlarında. Çok iyi oynuyor. Insek yukarı koridor için Shen seçiminde bulundu. Ki Shen de yine çok önemli başka bir şampiyon. Özellikle Global UTC ile birlikte pardon takımına büyük destek sağlayabilen şampiyonlardan. Fizz seçimin üzerinde Corki seçildi. Evet. Corki oynandığını görmüştük geçtiğimiz hafta yine. Özellikle o üçlü kuvvetle birlikte gerçekten oyun dinamiklerine etki edebilen bir şampiyon. Sona seçimi geldi son olarak Corki'nin yanına. Koridorda uzun süre kalabilen ve gerektiğinde Corki'nin ilk seviyelerdeki o fosfor bombasıyla birlikte yapabildiği, verebildiği hasarla rakip takıma zorluk çektirmeye çalışacaklar. Bak diğer tarafta neyin üzerinde duruyorlar? Singe'nin üzerinde duruyorlar. Bakalım. Yani acaba Kore'de inanılmaz bir seçim ve yasaklama oranına sahip anladığım kadarıyla maçların çoğunda gördük ve çoğunda da o hani kirli minyon biçme denilen işi çok iyi bir şekilde yapabilen bir şampiyon. Hele ki o tanklık özelliğini de kazandıktan sonra biraz da işte yetenek gücüne doğru gittiği zaman hem ölümsüz hem ölümcül olabiliyor. Şimdi yalnız Gragas, Faker'ın en çok oynadığı ikinci şampiyon OGN'de. Kore'de tabii OGN'de. Ve iki kere seçmiş, ikisini de kazanmış Gragas'la. Yani iddialı. Diğer oyunculara bakacak olursak, ben hemen notlarımı şimdi biraz daha kurcalıyorum. Pidgeot. Hemen ona bakalım. 3 kere Caitlyn seçmiş, 3 kere kazanmış, 3 kere Vayne seçmiş, 3 kere kazanmış. Ey maşallah diyorum ben ona. hemen şimdi bakıyorum, bir diğer oyuncuya geçiyorum. Impact. Impact ne seçti? Singe seçti değil mi? Kilitlediler mi? Son anda göremedim ama notlara bakarken. Olabilir. Ben de şu anda başka şimdi bir maça duyuru doğru için geçerken o zaman bunun üzerine bir daha konuşalım. Bakalım. Evet. Impact Singe seçmiş. İki kere seçmiş, bir kere kazanmış Singe'de. %50 kazanma şansı var diyebiliriz. Oranı var diyebiliriz Singe'de. Benji'ye bakalım.
Tamam, hızlıca Benji... bak. Ben de şu Hazin abiyle ilgili bir şey duyuracağım. Tamam, Benji'ye çünkü. Bakalım. Benji de Jarvan daha önce oynamamış. 6 kere Nunu seçmiş. 6 kere kazanmış Nunu'yla. 2 kere Elise seçmiş. 2 kere Elise kazanmış. Ramus'u bir kere seçmiş. Bir kere de Ramus'a kazanmış. Hiç kaybeden yok mu bunlarda? Ya büyük ihtimalle yedek oyuncular değiştikleri için belki olabilir. Hmm, peki. Ama yani bakalım Jarvan'dan şimdi sürpriz bir seçim yapmış. Sen bu arada duyurunu yap. Maç başlamadan önce bizim de teknikten bir şey geldi, bir yenilik geldi, yeni haber geldi. Şu hemen söyleyelim. Şu anda hazine avcılarına ulaşmakta güçlük çekenler olduğunun farkındayız. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak bazıları için de sistem çalışıyor. Bunun yoğunluktan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ve bunu kaldırabilmesi için altyapının ne gerekiyorsa yapılmaya çalışılıyor. Şu anda o sorunun nasıl çözülmesi gerekiyorsa ona doğru... çalışılıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Sıkıntı ve hani problem yaşamayacaksınız. Bunu size söyleyelim. Zaten kod başlayalı bir 15 dakikayı geçti. 25 dakikalık bir zaman dilimi daha var. Bu arada o problem ortadan kaldırılıyor olacak. Ara ara her zaman F5'e yenilemeye basmanız gerekmiyor. Ara ara sizlerden ricam hazineavcılar.com'a girmeniz ama ara ara ve burada kodunuzu orada ekrandan girmeye çalışmanız. Sizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim teknik tarafta da bunun garantisini verebiliriz. Sıkıntı yaşamadan. Evet. Şu anda maça doğru ilerliyoruz biz de. Baktığımız zaman Kore'de alışkın olduğumuz gibi ne demiştik bir önceki Çin maçlarını anlatırken? Kore'de en önemli şey orman. Evet. Ve hemen şimdi SK Telekom ekibi ormana doğru girdi. Totemlerini koydu ve ormancı ne yapacak? Şimdi karşı tarafta bunu tespit etmeye çalışacaklar. Şunu da hemen hatırlatalım. Kırmızı tarafta SK Telekom olacak. Mavi tarafta da Balıs olacak. Bu arada işte dün Charmin'in de söylediği gibi teknolojik pankartlar devam ediyor. Kore'de teknoloji almış başını yürümüş gitmiş. Ama arada gelirken yayın takılıyor. Onu ne yapacağız? Ona da işte yapacak. İnterneti çok hızlı olduğu için bizim şey yapamıyor herhalde. Bize gelemiyor o internet çok hızlı olduğu için. Ne kadar ifade yok gördün değil mi az önce? Tabii canım. Öyle onlar. İnanılmaz. Cool. Öyle. Cool. Peki. Evet. Bu arada şimdi ormanlara başladı. Her iki ormancıda her iki takımda herhangi bir baskın görmedik. Bu arada Gragas doğrudan alt koridora doğru yöneldi. Vayne artı Zyra ikilisi de orta koridora geldi şimdi. Ve zaten gördüğün gibi Fizz de oraya gidecek. Çok hızlı bir şekilde. Burada bir 5-10 milyon kâra geçmek için yapmış olabilirler mi acaba böyle bir şeyi? Burada bir trafik oldu onu biliyorum. Yani evet. Milyon kaç milyon kâra geçerler. Tabii o da şimdi bu tarz bak bu tarz koridor değişimleri genelde kim koridorda daha fazla durursa ona yarıyor. Dıt dıt dırı dırı dıt ama ne dırı çok gezdiler. Başladılar böyle. Birbirine trollüyorlar adeta. Buna koridor dansı diyebilir miyiz? Evet, koridor dansı. Evet, böyle yeni bir şey kattın. Evet, yani normalde biliyorsun ki hani böyle şeyleri ejderhanın baronun önünde görmeye hazırız. Böyle evet. Dolaşmalar, birbirlerini tartmalar, gezmeler, tozmalar. Bu da koridor dansı olsun o zaman. Bu da koridor dansı oldu ve sanırsam ki artık karar verdiler kimin nereye gideceğine. Bu arada bakın işte fosfor bombasının ne kadar önemli olduğunu gördük ama diğer tarafta da Zyra adeta canını okudu. Orada skorun bakın sadece Zyra ne kadar hasar verdi ama kendisi de bunun karşısında bayağı bir hasar aldı. Takaslar yapıldı. Tabi Zyra'nın iksirleri var. Kendini iyileştiriyor ama Korkin'in de yanında sonası var. O da onu iyileştiriyor. İkisi de birbirini iyileştirmeye devam edecekler. Kendilerini bu şekilde Faker'ı görüyoruz orta koridorda. Bakalım Gragas'ta ne oyunlar yapacak. Kakao ne yapıyor orada ya bu arada? Kakao gezintiye çıktı. Ormanda piknik yapacakmış. Yer arıyor kendine. Espri yapma ya. Gerçekten yapma ya. Ne diyeyim şimdi? Ne arıyor orada diyorsun? Ama belli bir şey arıyor. Kendine güvenle orada geziyor. Bu arada bariyerini kullanmak zorunda kaldı. Hem bariyer hem sıçramam kullan. Hayır sadece bariyer. Evet, kazık bariyer. Atar gelmiş. İttiriverdi. Şu anda da önde yakalandılar mı acaba? Bakalım başlarına ne gelecek acaba? Ama orada ne var? Oo inanılmaz kaçtı bu arada. Hı hı. Evet şimdi... Bu nasıl reflekstir diye sormak istiyorum. Koreli refleks bunlar. Yani peki. Bir şey diyemedim. Var çünkü öyle bir şey. Var. İnanıyorum ben yani. Var var var. Farklı bir ellerinde falan bir kas var onların gözlerinde. Şimdi bir kamerada olsa şurada bu detayları, şampiyon detaylarını veren ekranın sağında ve solunda keşke
şu anda klavyeyi nasıl kullandıklarını gösteren detay kameraları olsa. Evet, klavye mouse ikilisini gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Evet. Birbirlerini dürtmeye devam ediyorlar tabii alt koridorda. İnanılmaz agresif oynuyorlar aşağıda evet, bu arada. Çok agresif. Orada büyük ihtimalle zaten yakın zamanda bir olay patlak verir. Mutlaka. Orta koridorda da bu arada yine aynı agresiflik devam ediyor. Gragas Fizz'in üzerine bayağı bir gitti. Tabii uzaktan kullanabildiği bir yeteneğinin olmasından da bakın. Yetişemedi bu sefer. O Koreli evet. refleksi bile buna yetişemedi. Çok hızlı patlattı Faker oradaki varili. Acayip bir kapışma. Ryu karşısında Faker. Gragas bu arada Asya'da çok seçiliyor anladığım kadarıyla. Hı-hı. Tüm oyunlarda gördük hemen hemen. Bu arada bir bastık evet. denemesi daha. Geriye doğru fırlattı orada. Bakalım insek skor verecek mi? Kaçmaya çalışıyor hala. Jarvan yakalamaya çalışıyor. Çok güzel bir sıçrama geldi orada. Ama bakın orada ne oldu? Sinch yakaladı. İlk kan Jarvan'a gidiyor. Ve orada Sinch de 206'ını cebine koymuş oldu böylece. Benim gözde bir damla yaş. İnsek'i de severim biliyorsun. İnsek. Yani oyuna yeni meta getiren, oyuna yeni bir tarz katan bütün herkesi aslında, bütün oyuncuları çok severek takip ediyoruz. Ama şimdi oldu mu? İlk kan verdi. Hı-hı. Hiç ismine... Arkadaşlar bu arada kod için sakin olun. Eğer ki oldu da bizim sistemimizden kaynaklı bir problem olursa dün nasıl çözümünü buluysak bugün de çözümünü buluruz. Kesinlikle canınızı sıkmayın. 8. kodla ilgili yavaş yavaş yani siteye ara ara bakın. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda hemen bir daha bir kontrol edelim. En son baktığımda çalışıyordu. Şu anda bir sıkıntı var gibi gözüküyor ama mutlaka ki bunun bir geri dönüşü olacaktır sizlere. Eğer ki sıkıntı bizim tarafımızdansa o yüzden kesinlikle canınızı sıkmayın diyorum. Hemen maça da dönüyorum. Arkasında akabinde Gragas şimdi geriye dönecek. Hemen bakın oraya doğru geldi Benji ormancıları. Tutmak için hayır. Gayet ormana geri gitti. Hiç koridora uğramadı. Yukarı koridora bu arada Zyra ve Vayne ikilisi şu anda gidiyorlar. Alt koridorda Impact'i görüyoruz. Koridor değişimleri SK Telekom'u açıkçası şu anda imzası gibi bir şey oldu maça. Evet. Mesela burada da hani oyun anlayışı nasıl farklıysa burada da çok dinamik koridor değişikliklerinden bahsedebiliyoruz. Bu arada orada bir şeyler olacak mı acaba? Evet olacak. Faker sen yanlış yerdesin dostum şu anda ama ultiyle işte bu, Faker bu. Bu gerçekten hani oyunun mavi aldılar en azından. Bu da ufak da olsa bir galibiyet. Oyunun ne kadar hani reflekslere de dayalı olduğunu gösteriyor aynı anda. Evet. Bu arada şimdi ejderhayı almaya çalışıyorlar. Bak bir öbür hemen. Tarafta mavi çalınacak hemen. Koşa koşa tabii, gidiyorlar. Tabii yani bir cevap hemen veriliyor mutlaka. Gragas orada alacak o maviyi. Yetişemeyecek büyük ihtimalle KT Bullets. Ama bu aldıkları ejderha KT Bullets'a altınlar arasında açılan farkı da kapatma imkanı verdi. O baştaki koridor değişimlerinden biraz daha geride ayrılmışlardı. Bir de üzerine üstlük ilk kanı verince evet. orada SK Telekom öne geçmişti. Kime daha çok şans veriyorsun? Ya bu maçta açıkçası ben böyle büyük maçlar Türkiye'de de Avrupa'da izlediğim maçlarda da bir takım öyle diyen. Bu arada işte bakın kışkırtma geldi ama son anda sıçrayıp orada Fizz ultisinden kurtuldu. Fizz de sıçradı agresif bir şekilde. Üstüne bitkinleştirme olmasına rağmen orada Zyra'yı almayı başarıyor. Şimdi bakın Vayne verebildiği kadar hasar veriyor. Zyra pasifini de oturttu. Son bir vuruş gelir mi? Shen ultisi geliyor bu sırada ve orada hayatını kurtarıyor Fizz'in. Şunu merak ettim bu arada. Insect neden acaba bir kışkırtma denemesiyle en azından hani orada araya girmedi maçı izliyor diye diyecektim. O anda ultisini kullanarak evet. benim bu kafamdaki soruyu. Bu arada crescendo geldi alt koridorda. Acaba Impact düşecek mi? Derken bu heyecan noktada. Arka taraftan da bakın Faker geliyor. Her an ultisini kullanıp orada iki kişi Impact birden. Impact düşer. Sona düşer. Burada skor kaçar. Ben sana söyleyeyim. Bu da şey tahmini gibi oldu. May. futbol. Bu var ya
iddia tahmini gibi oldu. Peki ben ama bu bunu anlayacağım bu yani ben sana söyleyeyim bunu. Çünkü Gragas'ın ultisi var. Orada erken safhada ultisini kullanabilir. Ama Impact'in de oradan kaçma şansı yoktu zaten. Diye tahmin ediyorum ben ama nedir ne değildir. Hı hı. Şu anda baktığımız zaman hemen bir bize döneceğiz. Hemen bir yayını kontrol edeyim ben de burada. Yine bozduk yayını. Yine bozduk ya. Şimdi ya onların internet hızı çok hızlı olduğu için yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz o yüzden. Sen Kore'ye nerede yetişiyorsun ya? Adamlarda 500 milyon megabit şey var. İnternet hızı var. Peki ben de sana bir milyar kere abartma dedim. tekrardan teknik aksaklığı ne olduğunu bulalım şurada. Onu giderdikten sonra da hemen yayına geri dönelim istiyorum. Çünkü çok heyecanlı bir maç. Oldukça başa başa geçiyor aslında. İki tarafında ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz zaten. Bir tarafta hani Faker'li, Impact'li bir SKT var. Diğer tarafta bir Katie Ballas var. Orada da bir Kakao Ryu var. Intek var anladım. Mesela. Oldu mu? Oldu. Yaptın mı? Yaptım. Tebrik ederim. Kim kazanmış? Ben yaparım da olmaz mı? Peki. Kim kazanmış oradaki skoru? Hemen bakalım. Gragas'ın skorunu kontrol edelim bir. 1-1-1 olmuş. Büyük ihtimalle senin dediğin gibi Gragas oradan bir skor çıkarmayı başarmış. 1-1-1 mi dedin sen? 1-1-1. Ha tamam. Yani 1-1-1 oynamış orada. Madem buradayız hep beraber oynayalım demişler. Çok kötü, çok kötü. Ama yani sen çağırıyorsun, ne yapayım ben? 1-1-1 nereden çıkardın şimdi? Gragas büyükten orada bir de skor vermiş Faker. Şimdi baktığımız zaman minyon sayıları açısından Faker 82'de, Fizz 41'de. Faker neredeyse ikiye katlamış Fizz'i şu anda. Yukarı koridoru Sinch yine minyon sayısında önde. Baktığımız zaman Shen'in bir skoru var. Sinch'in buna karşı 3 tane asisti var. Alt koridorda Vayne 94 milyonda, Corki 79 milyonda. İkisinin de birer tane skoru var. Hemen hemen eşit durumdalar. Alt koridor adına çok büyük bir fark yok. Ne güzel. Onu da söyleyelim. Özetliği verdin hemen. Bu şunu da söyleyeyim o zaman. 12. dakikanın içerisindeyken 14.900 altın, 16.100 altın, 1000 altınlık bir fark var. SK, Telekom, lehine ve 3'e 4 skorlar. Bir de kule alındı yukarı koridorda SK Telekom adına. Orada ulti geldi. Gördüm. Gariban Fizz'i sağa sola fırlatıp duruyor. Buldu balığı. Vallahi. Oraya buraya fırlatıp duruyor. Yazık. Evet. Şimdi bakalım. Skor orada devam ediyor. Ryu biraz oo. Ama tam. Kakao geliyor. Ulti de geldi Gragas'ın üstüne. Yakalayabilirler mi? Evet yakalayacaklar. Bak nasıl sıçraması yok. Almayacak oo. Ama işte o Faker. O Fizz'in uzakta beklemesinin bir nedeni var. Biraz sabretti ki rakibi biraz evet. Güçsüzleşsin. Vay orada onu biraz yoğursun ama yetişmedi. Evet. Bu arada tabi orada kule yok. Sinch'le Shen'in savaşını izliyoruz. Gazında boğdu resmen İnsek'i. Evet. Impact. İnsek Neon'u kovalıyor peki. Kaçmaya çalışıyor. Arkasına geçmeye çalışıyor ama bakın tekrar aldı arkaya. Yani hani şu noktada yapılabilecek şeyler duvarların üzerinden atlamak onunla aranıza hani düz yolda kaçtığınız zaman olmuyor. Bu belli artık. Başka evet. Bir çözüm bulmak gerekmez mi acaba? Çok ilginç. Bu arada ben de ara ara hazine avcılarını ve bizim teknik ekibi buradan bir yokluyorum. Durumumuz nedir diye çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Şu anda kendi bilgisayarımdan hazineavcılar.com'a girmeyi başardım. Hı. Sadece biraz yavaş açıldı ama açıldı. Her zaman işte dediğimiz gibi zaten bir problem olursa hiç merak etmeyin kimse mağdur edilmeyecek bu nokta itibariyle. 8. kodu ekranda gördüğünüz sürece halen hesabınıza ekleme ihtimaliniz var. Evet, tekrar maça dönecek olursak şimdi Sinch yukarıya tekrar geldi. o onu kışkırtıyor, o atıyor. İşte devlerin aşkı şu anda yani. Oradaki. Gerçekten öyle. İkisi de tank. Tabii burada insek daha tank bir eşya düzenine gitmiş. Karşısındaki Impact biraz daha yetenek gücü ağırlıklı oynuyor. Daha hasar ağırlıklı oynuyor ki genelde SK Telekom tarafında
pardon, Sinçlerin bu tarz yetenek gücüne dayalı oyun. Bu arada Shen'in ultisi geldi. Vi'la birlikte oradan hemen Ejderhan'ın üzerine doğru gittiler. Arka tarafta kimi yakalamaya çalışıyorlar bakalım. Tabii hedeflerinde öncelikle Jarvan var. Çünkü o Ejderha'yı kaptırmak istemiyorlar. Öbür tarafta şimdi Jarvan düştü. Onunla birlikte Vi düştü. Pidgeot oradan kaçmaya çalışıyor. Bakalım kaçabilecek mi? Hayır. Fizz orada skoru aldı. Katie Ballas çok güzel bir şu ana kadar savaş çıkartıyor. Sadece bir skor verdiler rakip takıma. Ama bakın şimdi Sinç geldi oraya. Impact geldi. Gaza boğmaya devam etti ve orada Corki'yi patlatmayı başardı. Almayı başardı ve böylece takas, oradaki savaş gerçekleşmiş oldu. 2'ye 3 sanırsam ki, ya da 2'ye 2 bir değişim oldu ama şunu engellemiş oldular, Ejderha. Evet. Peki hangi tarafın daha karlı çıktığını söyleyebiliriz bundan? Tabii ki de bundan şu anda Bullet daha karlı çıktı çünkü gerideler ve o ejderhayı engellemiş oldular en azından. Daha karlı çıkmasını engelledi SKT'nin, evet, diyebiliriz. Evet, engelledi karlı çıkmasını dediğin gibi. Şimdi tabii Impact hala oralarda. Kulesi de olmadığı için, yukarıda rakip takım kulesini aldığı için daha rahat bir şekilde haritada dolaşmaya başlamış gibi gözüküyor. Bir kez daha ejderha denemesine başladılar. Alt tarafta bir totem vardı. Onu da yıktılar. Bakalım yine karşı çıkacaklar. Fizz yukarı gidiyor. Büyük ihtimal bu ejderha için artık savaşmayacaklar anlamına geliyor. Çünkü az önce orada epey kötü etkilendiler bundan. O Gragas ağırlığını, o göbeğinin ağırlığını oyuna koymaya başladı. Zaten Faker de isminin hakkını veriyor. Ciddi anlamda. Bakalım oyun bu noktadan sonra nereye doğru gidecek? Kore'de biliyorsunuz bir önceki yayında Çin bölge finallerinde de bahsettik sıkça bundan. Bir taraf öne geçebilirse eğer, bunu başarabilirse eğer, aradaki farkı ufak da olsa açabilirse eğer, devamını bir şekilde getiriyor. Hiç oyun fırlatıldığını görmüyoruz. Çünkü genel anlamda çok az hata yapıyorlar. Genel anlamda takımı sırtlayacak oyuncular var zaten. Hem refleks olarak, hem stratejik düşünce açısından, hem takım oyun açısından işi beraber götürebilen, birlikte götürebilen, iyi götürebilen insanlardan, oyunculardan oluşuyor. O yüzden de şu anda SKT mesela bir adım acaba KT Ballas'ın önüne geçmiş midir diye düşünüyorum. Tabii bunu da göreceğiz dakikalar içerisinde. Evet arkadaşlar, iki kere gerekli bildirimi yaptık şu andaki durumla ilgili. Bir kez daha ben şimdi chatten yazdım. Bir kez daha söyleyelim. Eğer ki bizden yana bir problem varsa, dün de bunu Bay Ed açıkladı. Bizden yana bir problem olursa bu kod sırasında, kod işlemleri sırasında, bu arada oh ne güzel, bir yandan yemeği niye, bir yandan o da öyle diyor. Ne güzel, yer misin şeklinde. Evet. Eğer ki bizden yana bir problem varsa, bu durumdan kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz. Merak etmeyin. Eğer kodlarda bir problem olursa biz bunu telafi edeceğiz. Dün de bu tarz bir şey oldu. Yine telafi ettik. Yeni bir sistem. İlk defa kullandığımız, denediğimiz bir sistem. Sizlerden de biraz daha hoşgörü bekliyoruz. Yani güzel bir şey değil tabii ki de sizin bunu yaşamanız, ama şu anda var gücümüzle bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Emin olun, chat'i de tekrar açıyorum bu şimdi. Bu arada Vi'yi nasıl o Vayne'in ettiğini, Insane'i nasıl bir anda canını azalttıklarını görüyorsun. Epey güçlenmiş durumdalar. Evet. Katie Ballas o fırtınayı devam ettiremiyor. O rüzgarı devam ettiremiyor gibi gözüküyor. Şu anda baktığımız zaman orta koridoru görüyoruz tekrardan. Evet. Corki alt koridora doğru iniyor. Peki önceki maçla bunun arasında ne fark var? Bir daha saysana. Yayınlarını yeni açan insanlar için. Yani Çin'deki oyun anlayışıyla Kore'deki oyun anlayışının... Şimdi şöyle, Kore'de daha çok ormancıların performansına bağlı oyunlar. Yani ormancılar ilk 5 dakikada, 10 dakikada eğer kontrolü eline geçirebilirse, maçın kontrolü, nasıl bunu ele geçiriyorlar? Mesela ya rakip takımın ormanında bir güçlendirme çalıyorlar, ya bir koridora baskın yapıp başarılı bir baskınla bunu ele geçiriyorlar. Bunu sağlayabilirlerse ondan sonra, ya biraz kar topu efektinin küçüğüyle diyebiliriz buna, yavaş yavaş aradaki farkı açıyorlar altın anlamında. Çünkü oyunun kontrolünü hızlı şekilde daha sonrasında kule alıyorlar ve oyunun kontrolünü ele geçiriyorlar. Çin'de ise
ormancıların üzerinde değil yük, çok hızlı başlayan oyunlarda. Yani gidip hemen bir koridorda kule alıyorlar. O kuleyi aldıktan sonra hızlı bir şekilde pardon, hızlı bir şekilde ilk kule, ikinci kuleyi aldıktan sonra oyunu yavaşlatıyorlar ve oyunu yavaşlattıklarını bu sefer o sizin tempoya alışmanız bir anda zorluk çıkardığı için bundan faydalanıp bir takım avantajı eline geçirmeye çalışıyor. Ne güzel dedin ve oyun ilerledikçe, yamalar geldikçe bu tekniklerde de değişiklikler görüyoruz. Bu taktiklerde de güncellemeler görüyoruz. Hı hı. Bu yüzden de Dünya Şampiyonası çok ilginç olacak. Farklı anlayışların, farklı yaklaşımların böyle artık çarpışması mı deriz, karşılaşması mı deriz, mücadelesi mi deriz. O yüzden de izlemek için çok daha fazla neden olacak orada. Hı hı. Bu arada çok ilginç bir alt koridor safhası var. Halen agresif oynamaya devam ediyorlar. Orada birkaç dakika önce bir Jarvan'ın ninja denemesi vardı ama çok fazla bir noktaya ulaşmadı. Tekrar üstlerine geri döndüler. Hı hı. Daha önceye göre biraz daha ağırlaşmış bir oyun ama hepsi ejderha çıkana kadar, o da birkaç dakika sonra tekrardan orada olacak. O zaman evet, yine bir yine oraya doğru yönelecek. Kıvrılmalar, nehrin üzerinde bir aksiyon, heyecan görebiliriz. Evet, şimdi baktığımız zaman maça SK Telekom'un maçın kontrolünü artık yavaş yavaş, biraz daha diğer alıştığımız Kore maçlarından geç de olsa, hı hı, yavaş yavaş eline geçirdiğini görüyoruz. Şu anda Bullets cevap verebiliyor mu? Evet, zaman zaman verebiliyor buna. Ama her zaman değil. Bakın şimdi. Orada Shen hemen sıçramasını kullandı. Anlık kaçamayacak. Kulenin altına kadar ama kaçıyor ama işte bakmış. Orada duvara da onu Sinçten mıhladıkları kaçışıyor. Zaman duvara da mıhladığı zaman işte iyi bir çalışma, iyi bir takım aksiyonu örneği. Evet, Sinç'ten gerçekten. Bu arada alt koridorda heyecan devam ediyor. Orada bir crescendo geldi ama biraz savunma amaçlı oldu sanırım. Üst koridorda tekrar Zarayla arada kaldı. O da düşüyor şu anda. Acaba oradan kaçabilecek mi Impact? Arkasından kovalıyorsunuz onu ama yanlış yapıyorsunuz. Impact üst koridorda ve alt koridorda heyecan devam ediyor. Hemen cevap verdiler. Şu anda Jarvan'ın ikisinin arasında kalan bir Sona var. Oradan sağ kurtulabilecek mi? Gragas orada hayır, kurtulamadı. Peki, hı-hı, İnanılmaz bu arada skor. Bir skor almayı başardı. İkinci skor da muhtemelen alacak. Sıçladı kovalamaya ama devam ediyor ama işte o ulti tekrardan bir vurdu. Oo, aldı. Alacak çünkü tabii. Büyük evet bomba geldi. Evet, alacak. O onun hesabını yapmıştır. O, hı-hı, belli. O skoru almaya hazırdı. Bu arada Katie Bullets oyunu bir anda dengelemeyi başardı. Evet, Katie Bullets. Çok ilginç değil mi? İşte dedim zaten hani cevap verebiliyorlar mı? Evet, verebiliyorlar ara ara. Ve burada bir cevap, farklı bir cevap daha gördük. Katie Bullets öyle kolay lokma olmadığını geçtiğimiz günlerdeki mücadelelerde gösterdi. Kolay lokma olmaktan daha ziyade nasıl bir düşman olduğunu gösterdi aslında. Yani, evet. Düşman demeyelim de nasıl bir rakip olduğunu söyleyeyim. Rakip. Düşman falan öyle şeyler. Niye şimdi? Şu an şu maç için aslında birbirleri düşmanlar. Rakip, hem rakip hem düşman. Düşman demeyeyim. Rakip. Tamam, rakip diyelim. Ya doğrusu rakip tabii ki. Bu arada bakın buradaki şey Fizzultis'i kaçınca ardından kaçmasına rağmen. Fark etmiyor. Evet. Şu anda orada. Bu arada bu alttaki pozisyona döndüğümüz için yukarıda ne olduğunu görmediğimiz evet, sahne. Evet. Yani Impact'i orada tabii ki iki kişi eritmişler ama o da hiç elinden geleni yapmış. Bu arada bu da az önceki sahnenin tekrarı, kaçıran varsa. Faker. Bak orada aldı. Bir de Valkyrie orada geldi. Hop bak şimdi. Bir tane vuruyor ve büyük geliyor şimdi. Hop, bir ulti, bir tane daha. Ha, şimdi. Hop büyük geldi. Peki. Roket. Üçüncü rokette işe ama bitirmiş. Şimdi bu arada ne olacak o yukarıda? Oo, çok güzel bir sıçrama geldi. Shen ultisi geliyor yalnız bu arada. Orada Gragas'ın şişim çok zor. Bir de kışkırtma geldi. Jarvan geliyor oraya. İnanılmaz işler karıştı. Bakalım orada kaçabilecek mi? Hayır, kaçamıyor. Gragas aldılar. Fizz ölse de en azından kolay lokma olmadı. Bir tane skoru cebine koydu, öyle düştü. Bu arada da bu esnada da alt koridorda neler oluyor? Neler? Evet, alt koridor itirilmiş. Şu anda geriye dönüyorlar. Ejderha mı çıkacak acaba? Şu anda bakıyorum.
Orta koridora doğru gidiyorlar. Corky'nin bu arada eşyaları. Bilmiyorum fark ettin mi? Corky'nin eşyalarını. Şimdi bakıyorum. %8 büyü nüfuzu var Corky'de şu anda. Yeteneklerini... Evet peki. Biraz boş baktım ben biraz. Evet bu neden arkadaşlar? Hem ultisi evet. Hem de o fosfor bombasının yetenek daha fazla benim. Vurması için böyle bir yola başvurmuş Corky. Baktığınız zaman şimdi 45 yetenek gücü var. Bu 45 yetenek gücü nereden geliyor? Hem üçlü kuvvetten geliyor hem de belki yeteneklerin kabiliyetlerinden de vermiş olabilir. Kabiliyetlerinden de olabilir. Evet. Oyun tekrardan biraz daha monoton hale döndü. Ormanlarını temizliyorlar. Şu anda bir süre daha böyle devam edecektir. Birkaç dakika daha. Evet. Şu anda impact görüyorduk. Baktığımız zaman Jarvan ve Gragas geride duruyor. 12-10 oldu skorlar. 26. dakikanın içerisindeyiz. 38.300 ile 37.100 altınlar çok yakın birbirine. Maç bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Dün ve önceki gün izlediğimiz Kore maçlarından çok daha heyecanlı ve farklı evet. Geçiyor şu anda. Güzel yanı da bu aslında. Farklı geçiyor şu anda. Baktığımız zaman Bullets. Bakalım SK Telekom'u ilk maçta alt edebilecek mi? 2 gündür. Çok güzel bir seri. Esasen ilk güne çok kötü başladılar. Aslında ilk maçta neler yapabileceklerini evet. Gösterdiler. Böyle bir göz kırptılar. Sonra ne yaptılar bilmiyorum. Orada bir karar sonra, değişikliği oldu. Tabii evet. Orada Insect yoktu. Takımda bir yedek oyuncu daha vardı. Şu anda aklıma gelmiyor. Someday. Ha Someday vardı doğru. Gerçekten hafızan. İnanılmaz. Bazen çok böyle. Bu arada şimdi Corky orada yakalandı. Bakın ya bir geriye fırlattı ne kadar canı götürüyor. Ne işin var senin orada? Yani arka taraf. O da ona hasar veriyor ama işte hani çok tehlikeli bir rakip Singed. Şimdi Singed'in ikinci tamamladığı eşyaya bakar mısın? Bakamam şu anda yayın tabii ki eşyanın olduğu kısmı kaldırdılar. Trollediler seni. Ta Korelerden trollendin. Bak. Eksi. Bak. Nereye girdiler? Tam bir yaşlı teyze edasıyla. Bak. Bak çocuğum bak ne işler dönüyor orada. Bak ne işler dönüyor orada. Ne olacak şimdi? Şu anda... Oo işte beklediğim hareket buydu. Hedefine ulaşabilecek mi? Önemli olan bu. Oo, sıçrama geldi. Shen Ultisi geliyor. Şimdi orada tam tersine savaşı başlatacaklar. Ryu çok kötü bir yerde kaldı. Bakalım devamını getirebilecekler mi orada? Vayne kaçmaya çalışıyor. Diğer tarafta bir Gragas Ultisi patladı. Bizim de yayınımız takıldı. Bakalım Faker arada düştü. Corky'ye. Şimdi Impact oradan çıkmaya çalışıyor. Aynı şekilde oradan Jarvan da kaçmaya çalışıyor ama Corky affetmedi. Sıçradı orada üstünden duvarın ve skoru almayı başardı. Ve ardından da bir ejderha, pardon baron. Büyük ejderha. Ejderhanın babası baronu kesmek için savaşa başladılar. Ejderhaya benzeyen yanı yok ama hadi neyse. Bu arada Totem'e ışınlanmak ve o botlarla hızlı şekilde hareket edip savaşı başlatmak iyi hareketmiş. Evet. Bunun da hakkını vermek lazım. Hı-hı. Onun esasında bir tane versiyonu var. En alttaki koridorda orta çalıya koyuluyor. Hatta bizim galiba turnuvalardan birinde mi yapılmış? Şimdi tam hatırlayamadım ama üstünden oraya ışınlandı. Hı-hı. Sonra hızlıca koşarak yakaladı böyle. Ondan sonra kesti. İyi, güzel. Başarılıymış. Tekrar izliyoruz. Geliyor Impact. Eli boş dönüyor oradan. Ama Vayne'ın buna bir cevabı var. Bak üzerindeki Shen'in ultisini görüyor musun şu anda? Evet. Bakın. Ne oldu? Burada Vayne'i yakalaması çok önemliydi. İki kişi yakalayabiliyor muyum acaba? Bak Vayne kaçmaya çalışıyor ama orada bir kişi yakalıyor ama en azından önemli kişiyi yakalıyor. Hı-hı. Ve ardından burada yani Corky'nin de ultisi acayip hasar veriyor. Bakın bir de üzerine crescendo. Şimdi öbür tarafta kaçmaya çalışan bir Jarvan var. Ve hemen sıçradı orada. Skoru cebine koydu. Corky bir tane daha skoru aldı. 6-1-3. 6-1-3 ile oynuyor. Şu anda... Oh maşallah. Bir de ejderha.
skor ismi gibi skorları da almayı gerçekten bu maçta da devam ettiriyor. Evet. İlk başta ben dedim sanki biraz şeyler ama kendileri gelememişler. Uyanamamışlar ama. Şimdi de şöyle bir avantajları var. 3 gündür bu sahnedeler. Evet. Onun da avantajı var. Rahatlar. Bence. Suratlarından da anlaşılıyor zaten. Genelde hepsi rahat ama en azından. Çok böyle renk vermiyorlar ya. Evet. Koreli sporcular. Çok fazla anlayamıyorsunuz. Bakalım. Şu anda 30. dakikanın içerisindeyiz. 46.900 altında 42.200 altın. 2'ye 2 kuleler. Baktığımız zaman şimdi Baron güçlendirmeli bir Katie Balas var. 5000 altınlık bir fark açtılar arada. Bu önemli bir fark. Bu arada ben hemen söyleyeyim. Biz orada aksiyona daldığımızda Grimnir Twitch sohbetin üzerinden açıklama yapmış. Sitedeki kaynakların aksaklıktan dolayı 8. kodu kaçıranlar otomatik olarak 8. kodu alıyorlar. Anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Evet. Hatta şu anda da 9. kod ekranlarda gözüküyor. Evet. Bunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Kimseyi bu konuda mağdur etmeyiz. Merak etmeyin. yine otomatik olarak çıktı. 8 tekrardan gelecek. Tekrardan açıklamayı yaptı. Bizi de teyit etmiş oldu. Teşekkür ediyoruz ona da. O da canlı başla uğraşıyor bu sistem için. En iyi şekilde işlemesi için. Yukarıda Faker, Impact ve Benji'yi görüyoruz. Onlar bekliyor orada bir şeyi ama. Ryu. Hop. Hop aldı. Bir kere zıpladı. Yetti. Ve yetti oradaki minyonlar senin dediğin gibi. Eşyalara baksaydık keşke diyeceğim ama şu an çok akıldan söyleyebiliyorsan hemen konuşalım. Akıldan şu anda söylemem çok kolay değil. Bu arada Zyra'yı yakaladılar. Yakalanır mı diye biraz önce aklımdan geçiyordu ormanın içinde. Çok tehlikeli bir yer duruyordu ve bakın Corki affetmiyor. Şimdi bir de üzerine orada Jarvan'ı adeta eritiyor. Bakın bir kez daha vurdu ve Sona'ya gitti orada skor. Güvene garanti almış oldu Sona skoru. Yalnız çok riskli düşün, kaçabilirdi yani. Evet, tabii ki evet. Özellikle Corki'den kaçmak o kadar mümkün ki. Bakın Corki çok oynanan bir şampiyon değil bu tarz turnuvalarda. Ama oynanınca neler yapabiliyormuş onu da şu anda görüyoruz. Bu arada şimdi ejderhayı, pardon, kuleyi almaya çalışıyorlar. Bu oyunu bitirecekler. Bu oyunu bitirecekler. İnanılmaz bu arada. Yani İmpitörü aldılar. Arkaya, yani bitirecekler dedim şu anda değil ama önümüzdeki dakikalarda bitirecekler. Ya büyük manet, şimdi bu kadar öne geçtikten sonra Kore'de hiçbir maçın geri döndüğünü görmedik. Açıkça bunu söylemek gerekiyor. Katie Bolas gerçekten o SK Telekom'un ilk baştaki ataklarına, stratejilerine çok güzel cevap verdi. Zaman zaman geriye düştü mü? Evet ama bak, normal. İnsanlar nasıl şaşırmış buna, bu oyuna. Evet. Gerçekten zevkli bir oyun geçiyor şu anda. Ama daha sonrasında cevap arayışları doğru noktalara yöneldikçe sonuca da gittikçe ulaşmaya başladı ve aradaki farkı da açtı. 7-1-4 Corki'nin oyun üzerindeki hakimiyeti dikkat çekiyor. Bunu söylemekte fayda var. Gerçekten o özellikle ultileriyle hem uzaktan dürtme hem de son bitirici vuruşları yapma konusunda gayet etkin şu dakikaya kadar. Katie Balas ve SK Telekom maçı tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bu mücadeleden kim önde ayrılabilecek? Bak işte yeni oyunlar şimdi. Biraz görüş, biraz ne yaparız da nasıl yakalarız diye düşünce. Şen, insek şu an diyor ki eyvah. Yakalandım. Ama yukarıdan takım arkadaşları da geliyor. Oradan kaçabilecek mi? Sıçraması kadar çok güzel bir ulti ama orada belki seni hedefe gitmedi. Gitmese de Zonya'sını kullandı. Vayne orada Shen'i kovalamaya çalışıyor ama bir kışkırtma geldi. Tutuştur geldi. Bir de bıçak üzerine insek işte. İnsek insekliğini gösterdi orada. Bir kez daha skoru aldı. Arka tarafta Vay çok güzel bir şekilde Gragas'ı durdurmayı başardı. Geri ittirdi. Bu arada Corki'nin verdiği hasar hala çok fazla. Evlere bakın, şenlik. Bir skoru daha alıyor. Sona düştü yalnız orada. Şimdi bakalım oradan Faker kaçabilir mi? Bu arada ikinci skoru da koydu cebine. Evet ya, o canla sen oradan kaç. Bir de üzerine iki skor al. Bu arada Vayne üzerindeki Banshee'nin dua etkisini gördün. Demek ki hiçbir şekilde yetenek gelmemiş. Evet. Hayır, vurmayı bırak, bir yetenek de yok. Ne yapıyor şimdi? Mavi çalıyor. Corki'ye veriyor ki Corki yeteneklerini biraz daha kullansın. Patır patır kullanmaya devam etsin. Ne güzel de Katie Bolas geldi, kendine de aradaki farkı açtı. Şimdi o karışık.
Savaş'a bir bakalım. İnsek gördüğün gibi umutların gittiği yerdeydi. Orada, üzerindeki 5 kişi. Şöyle bir şey oldu esasında. Kazık atar da geldi galiba orada. Yani hem kışkırtmasını hem sıçramasını kullandı, bir de üzerine kazık atar geldi. O kadar evet. Mesafe açıldı. Burada bakın tutuştur atıyor, bıçak düştü. Sona da vurmuş arada. Evet. Bu kreşen de bu arada çok iyiydi. Onu da söylemek lazım. Fizz'in kahramanca gelip onu kurtardığını da hani belirtmeden etmeyelim bence. Bu arada inanılmaz yok ediyor. Evet. O ıskalamasaydı, arada bir tane ıskalamış, Sona'yı hayatta tutabilirlerdi. Belki de. Evet, belki de. Dediğin gibi. Kakao bakar mısın? Ne kadar korkutucu. Biraz üzerine doğru gitti Gragas'ın. Gragas kaçmak zorunda kaldı orada. Zaten o mekanik haliyle üzerindeki hareyle beraber uzay gemisi gibi geziyor oyun içerisinde şu anda. Evet, tam anlamıyla bir uzay gemisi. Evet. Benim de eskiden çok kullandığım bir tabirdi. Gerçekten mi? Uzay gemisi gibi vuruyorlar derdim. böyle bir... Bu arada çıktığı gibi inanılmaz eritiyorlar ya Baron'un. Nasıl bir fark açılmış. Bu arada çalabilir mi acaba? Hayır, oraya bir örf geldi. Hı-hı. O Baron'u da yaşatmadılar. Baron tekrar Katie Balls'a geldi. Artık aradaki fark 10.000 civarına geldi. 5 dakika ben sana söyleyeyim. şeyi görürüz. Kazananın kim olduğunu görürüz. Diyorsun. Evet, zaten oyundaki dakikada ilerliyor. Ama en son söylediğinde 5 dakika sonra görmüş müydük kazananı? Böyle bir şey söylemedim. Söyledim. Bugün söyledim bir kere. Söyledin mi? Görmüşüzdür o zaman. Extreme. Ve benim yersiz söylemlerim. Ben de şimdi biraz üzerine oynuyorum canım. Burada kim olsaydım da üzerine biraz oynuyorum. Peki. Ben bir daha sormak istiyorum. Yorumcu olarak kimi daha çok seviyorsun? Beni mi, Johnny'yi mi, Charmy'yi mi yoksa yanında? Hepinizin yeri ayrı. Öyle söyleme şimdi. Hepinizin yeri ayrı. Birini seçmek zorunda kalsan. Yani öyle bir sorunun cevabı tabii çok zor. Öyle bir cevap vermek istemem. No comment. Peki. Bu arada üçüncü yorumcu burada kimin olmasını istediğini şu anda chat ekranında, sohbet ekranında yazıyor. Hı hı. İlla Glanda'nın yanında olması gerekmiyor. Aslında kombinasyonda söyleyebilirler bence. Kimle kimi görmek istiyorlar? Tabii şimdi bunu da söylemek lazım. Çok yoğun bir yayın tempomuz var arkadaşlar. Fark et, yani siz de izliyorsunuz, biz takip ediyorsunuz. 3 haftadır bütün bölge turnuvalarını sizlerin karşısına geçirmeye çalışıyoruz. Burada da biz bir kombinasyona gitmesek, böyle bir ikili değişime gitmesek gerçekten bir yerden sonra zorlanabiliriz. O yüzden sürekli değişimlere giderek biz de arada bir nefes alma fırsatı buluyoruz. Özellikle de önümüzdeki dönemde daha büyük bir heyecan, daha büyük bir rekabet, hı-hı, daha büyük bir mücadele, hı-hı, bizleri bekliyor. Evet. Şu anda İmitör Kulesi'ni ittirmeye başladılar. Baktığımız zaman hiç problemsiz bu arada orada Vay'ın ne kadar tanklaştığını görüyoruz. Evet. İlk fırsatta savaş başlatacaklardır diye düşünüyorum. Yok oldu. Zyra'yı aradan çekip çıkarttılar. Adeta şu anda Shenuti geldi. Shenuti de geldi üzerine. Bu arada Vay bayağı bir yerde kaldı. Corki bu arada şimdi bakın çok önemli bir hedef. Corki'yi aradan çıkarmayı başardılar. Fizz'i de aradan çıkarmayı başardılar. Crescendo geldi. Arkada da Vayne'i almayı başarıyor bu arada Vay. Bakalım devamlı getirebilecekler mi? Hala 3 kişi hayatta. Bir de üzerine şimdi Gragas'ı aldılar. Katie Ballas acaba bu maçın cevabını verecek son darbeyi indirdi mi? Şimdi Jarvan hala hayatta. Jarvan bakalım o kadar az farkla kaçtı ki ve ultisini de kullandı orada, artık ne yapabilir bilmiyorum şu anda. Ama en azından o Nexus Kulesi'nin hayatta kalmasını sağladı. Hı hı. Bunu böyle söyleyebiliriz. İmitör Kulesi düşmek. Yalnız Zyra'nın ilk başta ne kadar hızlı düştüğüne tekrardan dikkat çekmek isterim. Acaba ikisi yetecek mi gücü almayı? Şimdi insect oraya doğru geldi. Hı-hı. Aldılar ve muhtemelen ağır ağır çıkacaklar oradan. Vurmaya da çekinmiyor bu arada. Evet. Hemen uzaklaştı. En azından başarılı oldular. İstediklerini yaptılar bu dakika itibariyle. Hı-hı. Şimdi Kakao geri dönüyor. Orada Shen'le birlikte yine bu maçta
muazzam bir performans sergiledi. 6-1, 8'lik bir skorla oynuyor. Evet. Baktığımız zaman izlediğimiz bu arada çoğu, yani bütün Kore maçlarından daha uzun sürdü. Şu an bakın bu ulti Zyra'da kalmış ya. Gragas yani nasıl kaçmış görüyor musun? Sen git Zyra'nın arkasına saklan ya. Bitki kadının arkasına saklan. Koskocaman Gragas. Ama tabii ki bu da onu buradaki hayata tutmayı yitmemiş. Ya burada esasında bak çok güzel odaklandılar. Yani Fizz artı Gorki'yi evet, çok çabuk aldılar ama canları çok azaldı. Az hasar veren Shen gibi, Vi gibi, Sona gibi şampiyonlar bile kalan hasarı vermeyi başardılar. Bu arada bir ulti geldi gene. Örf'ü gördük. Gragas'ı yakaladılar ve affetmiyorlar. Gragas düştü. Ardından Jarvan. Bakın şimdi ulti hop orada tuttu. Vayne'i. Şimdi Vayne üzerinde arka taraftan Fizz oraya doğru geçmeye çalışacak mı? Hayır. Çünkü Singed o arada bayağı bir hasar vermiş gibi gözüküyor Katie Ballas'a. Şimdi İmpitör Kulesi için, ikinci İmpitör Kulesi için oyundaki geliyorlar. Shen'i tuttu şöyle bir fırlattı arkaya İnat doğru. İnat etti ona. Tuttu fırlattı ama orada Shen hala hayatta kalıyor. Hala hayatta. Zyra, Vayne ve Singed. Bakalım koruyacak. Crescendo geldi ardından Zyra düştü. Singed ve Vayne düşüyor son olarak. Sanırsam ki bu artık bu maçın bittiğinin göstergesi olacak. Baktığımız zaman Katie Ballas, SK Telekom maçında Nexus düşüyor. Böylece bu 5 maçlık seride ilk maçı geride bırakıyoruz arkadaşlar. Tahminen de uzun sürdü maç. Gerçekten uzun sürdü. 40 dakika iyi bir rakam. Ama Katie Ballas muhteşem bir zafer öyküsü yazdı. Evet, geriden gelip. SK Telekom karşısında. Birazdan ikinci maça geçeceğiz. Şimdi ikinci maçta geçene kadar ufacık bir aramız olacak. Siz de bu arada suyunuzu, kolanızı, içeceklerinizi tazeleyin. Öğlen vakti oldu. Belki öğlen yemeği vakti gelmiştir. Öğlen evet, yemeklerinizi alın yanınıza. Bir yandan da aç kalmayın. İzlerken LoL TV'yi biraz sonra tekrar Kore'deki final heyecanıyla birlikte karşınızda olacağız.
Merhaba arkadaşlar, tekrar LoL TV ekranlarına hoş geldiniz. Kore'deki final heyecanlı LoL TV ekranlarına devam ediyor. Ben Uğurgulan Oygel, yanımda da Tolgay Extreme Karabulut sizlerle. Bugün dilimiz döndüğünce sizlere maçları anlatmaya çalışıyoruz. Sabah Çin'le başladık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çin'de iki maçı geride bıraktık. Şu anda orada kaybedenler tarafında bir maç, evet, oynanıyor. Onu aktaramıyoruz sizlere çünkü bu tarafta da Kore'nin 3. en iyi takımı belirleniyor sezon 3 için. Bu maç daha önemli maç olduğu için bununla devam ediyoruz. Yarın tekrar Çin'e geri döneceğiz. Şimdi seçim ve yasaklama ekranına gidiyoruz. Bakın şimdi SK Telekom'un ilk yasaklamasına hiç şaşırmayacaksınız. Korki. Nasıl yani, da korkuttuysa Korki onları. Korki hemen yasaklandı ama bir önceki oyunda gerçekten çok vuruyordu. Çok etkili oynuyordu. Vay yasaklandı. Tabii o da Kakao demek ki kendi oynamak istemiyor. Evet. Karşı tarafını almasını istemiyor. Yasakladı. Fizz tabii ki de Zed. Faker ve ilk seçim hakkı onlarda olduğu için. Thresh. Sonrasında Shen yasaklandı. Ve ilk seçim hakkında da Ahri seçildi. Şimdi burada tabii sol tarafta ilk seçim hakkına sahip olan takım, rakip takımın çok iyi oynadığı şampiyonları yasaklamak istiyor. Ve alıyor onu da. İkinci, yani son seçim hakkına sahip olan takım demek lazım burada Balıs için. Hı hı. Son seçim hakkına sahip olan takım da iyi şampiyonları, yani karşısında da görmek istemediği şampiyonları, evet, ilk seçim hakkında böyle hemen kilitlenecek şampiyonları yasaklamak istiyor. Esasında stratejik olarak ilk seçim hakkına ya da son seçim hakkına sahip olmak çok büyük bir farklılık içeriyor. Çok büyük stratejik değişiklikler var içinde yasaklama ve seçim açısından. Ahri seçildi bu arada SK Telekom'da. Ardından Ballista, Zyra ve Caitlyn'in seçildiğini görüyoruz. Güzel gidiyorlar aslında. Değişik bir kombinasyon değil. Ara ara sık sık gördüğümüz bir kombinasyon. Hı-hı. Yine agresif oynayacaklarının altını çiziyorlar zaten. Evet, şu anda da gördüğümüz gibi agresif. Şimdi Zyra'nın bir kere oyuna etkisi kaçınılmaz, evet, yatsınmaz bir etkisi var. O ultisiyle birlikte hem gerekiyorsa takımı çekilirken hem de gerekiyorsa takımı savaşa girdiği anda takım savaşının kontrolünde çok büyük bir rol oynuyor. Lee Sin yine baktığımız zaman şimdi seçiliyor. Ryu seçecek. Diğer tarafa bakalım hemen. Alice. Ya yani gerçekten de ormanda bu geçtiğimiz haftalarda belki de gördüğümüz en tehlikeli Alice. Evet. Şampiyon Alice diyebiliriz. Özellikle Cloud9'daki Meteos'un Alice performansı. Ama Meteos ormanda neredeyse bütün şampiyonlarla tabii o ayrı bir mesele yani. Ama Alice de gerçekten şiir gibi oynuyordu. Evet. O örümcek kaçışlarıyla son anda kurtulmalar, baskınlardaki o keskin tavırları, yani doğrudan böyle sıçrayıp hemen kozayı atıp sonra kombosuyla, evet, devam etmesi. Ya bunlar gerçekten de çok güzel hareketlerdi. Bakalım Benji'den de böyle hareketler görecek miyiz? Faker, Nami seçti büyük ihtimalle destek oyuncusu için. Şimdi diğer tarafa baktığım zaman Ryu, Gragas'ı kilitledi. Biraz sallanıyor, heyecanlı mı acaba? Tabii yani sonuca kolay bir maç değil. Evet. Bir de şimdi Kore'de takımların çok büyük sponsorları var. Ve orada adeta arkadaşlar bizim futbolda nasıl, hani bir futbolcu bir sezon başarısız olur, hemen işte satarlar, gönderirler, şey yaparlar. Evet. Orada da bizim futbolla karşılaştırabileceğimiz bir düzeyde e-spor. O yüzden tabii sporcular da sürekli, e-sporcular da sürekli zinde olmaları lazım, iyi oynamaları lazım. Bakalım. Şimdi son seçimlerde geldi, takımlar belli oldu. Vayne yine Vayne'den vazgeçmiyor. SK Telekom ekibi saldırı gücü taşıyıcısı, nişancı rolünde. Diğer tarafta ise baktığımız zaman şimdi Insek yukarı koridorda Zek'le oynayacak. Zek'le oynayacak. Karşısına da Jarvan olacak. Uzun zamandır görmediğimiz bir seçim, Jarvan seçimi. Bir aralar yukarı koridorun prensi diye anılıyordu. Şimdi ormanın prensi. Şimdilerde daha çok ormanda oynanıyor ama yukarı koridorda ben de zamanda oynarken gerçekten o mesafe kapatma özelliği, üzerine ultisinin olması, ufak bir alanda kıstırdığınız zaman rakibi çok yüksek hasarlar, yani uzun süreli hayatta kalarak hasar vermeye devam
edebiliyorsunuz. Jarvan yukarı koridoru uzun bir süre sonra göreceğiz. Açıkçası bu beni heyecanlandıran detaylardan bir tanesi. Ayrıca İnsek Zek oynayacak. Galiba ilk defa oynayacak Zeki. Yanlış olabilir. Hatırlamıyorsam. Yine şey gözüküyordu. Sakin gözüküyordu ama. Evet. Hep sakindir onlar ya. Ya da sakin ifadesi mi var acaba genel anlamda? Hı-hı. Bilemedim. Ya yaratılıştan mı öyleler acaba? Yani böyle bir sakin mi? Belki içlerinde fırtınalar kopuyor ama dışarıda hiçbir şey yok. Yansıtmıyorlar hiçbir şekilde. İşte bu profesyonellik böyle bir şey diye tahmin ediyorum ben. Yani şimdi sonuçta şöyle bir şey olabilir. Rakibiniz, takım arkadaşınızı pozisyon dışı yakalamış olabilir. Onu kötü oynamaya itmiş olabilir. Hata yapmaya zorlamış olabilir ama işte mesela oyun esnasında ona orada kızmayıp oyuna tutunmaya devam edip canını moralini bozmayıp herhangi bir şekilde laf etmeyip mesela hani bu da bir profesyonellik göstergesidir. Devam edip yani bu sorunları mesela oyun sonrasında paylaşmak gibi şeyler yapıyor olabilirler. Bunun da zaten hiçbir şeyi duyguyu dışa vurmadan gösteriyorlar. Evet. Şu anda baktığım zaman SK Telekom orta koridordan çıktı. Kırmızı tarafta da Katie Bullets. Onlar da rakibi gördüler orada. Bakalım birinci seviyede bir savaş görecek miyiz? Ormanlara baskın görecek miyiz? Mesela burada Jarvan bu arada son anda değiştirmişler. Jarvan ormana gidiyor. Elise yukarı gidiyor. Evet. Tabii Elise seçeneği şimdi Zek karşısında çok daha önemli bir yani çok daha iyi bir seçim bence. Vurduğu yüzde hasarlarla birlikte Zek'in canını okuyacaktır yukarı koridorda. Zek'in işi hiç kolay değil bu oyunda. Dikkatli oynaması lazım çok fazla. Insane'in. Çok zorluyorlar bu arada Insane'i. Bir önceki maçtan bu yana da daha önceki seçimlerinde de üst koridorda zorlanıyor aslında. Orada bakın koyulan bir tane defansif totem. Hemen SK Telekom'un neler yaptığını Katie Ballas'a gösterdi. Onlar da ona göre şimdi aksiyon alıyorlar. Bakın yerlerini değiştirdiler. Geri çıktılar o girdikleri baskından. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla birinci seviyede yukarıda bir olaylar görebiliriz bak. Orada saklanıyorlar ama şu anda hatırlıyor musun böyle bir şey görmüştük geçtiğimiz günlerde. Ne yukarıda görmüştüm. Bekleyip sonra kırmızıdan başlayan bir ormancıyı cezalandırmışlardı. Evet. Yapabiliyorlar. Vayne. Ama işte kaçabilecek mi yakalanacak mı? Orada tutmadı ağır çekmezlik. Bu arada diğer tarafta Gragas Fahri tabi birinci seviyede ne kadar birbirlerine vurabilirse ama Elise geldi oraya doğru. Tutuşturdu üzerine sıçramalar geliyor arka arkaya. Gragas kaçabilecek mi acaba? Bakalım son bir sıçrama geldi orada. Koza denemesi başarılı olmuyor. Şimdi bunun devamını getirecekler mi acaba? O kırmızıyı çalmaya çalışacaklar mı? Ormancıları yanlarında yok. Baktığımız zaman verebildikleri kadar hasar vermeye çalışıyorlar orada. Lee'sini kovaladılar diyebiliriz kırmızı güçlendirmenin olduğu yerden. Şimdi hemen bir koridor değişimi geldi. Yukarı koridora Vayne ve Nami birlikte gidiyorlar. Karşılarında Caitlyn var. Onlar da bu koridor değişimine ayak uyduran tarafta oluyorlar. Alt koridorda bu arada Zek bütün bu olaylar sırasında sadece minyon kesiyordu ve 9 minyona ulaştığını görüyoruz. Elise karşısında minyon avantajını elden geçirmiş durumda. Diğer tarafta da Vayne önde. Evet, diğer tarafta da Vayne önde dediğin gibi. Şimdi baktığım zaman 3 tane oyuncu şu anda Katie Ballas tarafında 0 minyondaydı biraz önce. Şimdi evet. Gragas bir tane minyon kesti. Bu bakalım onların dinamiklerini nasıl etkileyecek. Biraz daha geç seviye atlayacaklar. Biraz daha geç yeterli paraları olacak. Onu iyi değerlendirebilirler mi? Biz de bunu merak ediyoruz. Biz de bunu görmek istiyoruz aslında. Evet. Şimdi bakalım Pidgeot orada minyonları vuruyor. Karşısındaki skorda cevap vermeye çalışıyor uzun menzilini kullanarak. İnsek ve Elise'i gördük bu arada. Muazzam bir hasar almış orada skor. Vayne'in hasarı anlık hasarı çok yüksek. Hele ki duvara çarptırırsa, sizi yerinize sabitlerse o 3 saldırıda bir daha da fazla hasar veriyor olması. Bu arada Elise, İnsek şu ana kadar iyi gidiyor. Elise gerçekten minyon kestirmedi. Bu arada orta koridorda bir ayar tömpücük tutunca üzerine
Gragas'ın canı yarıya kadar indi. Ruyu'nun işi zor. Özellikle de Ahri'nin karşısında. Baktığımız zaman şimdi skor yukarı koridoru ittirmeye çalışıyor. Zyra ormana doğru şimdi kaçmaya çalışıyor. Diğer tarafta Impact. Gördük. Impact'te Elise'le bakalım nasıl bir performans sergileyecek bu oyunda. Tutuşturunun da olmasına az bir süre kalmış. Oh, bu arada yakalandı. Suya hapis. İşte ardından Jarvan geliyor. Skoru getirir mi? Orada bir sıçrama kullanılmış evet. Sanırım. Zyra sıçrayıp uzaklaşıyor. Öz kadarıyla. Şimdi yukarıda esasen başarılı bir baskın çalışması. Çünkü Zyra artık öyle çok fazla ilerlerde duramayacak. Ya da durmaması lazım. Çünkü sıçraması yok. Eğer ki bir suya hapis ya da bir işte kazık atarla duvara çarptırılma gibi bir kalabalık kontrol efektine, sersemletme efektine maruz kalırsa kaçabileceği bir yeteneği yok. Bakalım bunu nasıl kullanacak. Zyra. Ortada Ahri'yi görüyoruz. Bu arada minyonları ittiriyor. Ryu şimdi onu önüne tekrar geldi. O da olabildiğince hızlı bir şekilde minyonları ittirmeye çalışıyor. Gönderdiği o şişelerle birlikte. Aynı zamanda minyonu da çok geri kalmadığını söyleyebiliriz. Ahri biraz baskın oynuyor belki. Şu anda üstüne geri dönerek orada minyon kaybetmeye başlayacak. Bu arada bir baskın denemesi daha gelecek aşağıda Impact karşısındaki insekte. Ama Kakao da orada şu anda... Jarvan kaçmaya çalışıyor. Üzerinde tutuştur var. Canı epey azaldı. Lee Sin orada kule altına girip çıkacak mı acaba? Hayır. Yaşatmadılar onu orada. Aldığı risk. Ne yazık ki Kakao'nun aldığı risk. Onun için hiç iyi olmadı. Aynı zamanda insekte zorlu dakikalar yaşıyor. Arkasındaki insek Impact. Oh, son bir vuruş gelecek kovaması. Mi? Ama işte bakın elastik sapan nasıl orada kurtardı insek'i. Evet. Ve hemen üstüne geri dönüyor. Şimdi suyu hapis denemeleri gelmeye devam ediyor. Orada SKT iyi başladı. Evet, SK Telekom iyi gidiyor şu anda. Bakalım devamını getirebilecek mi yalnız? Ryu yukarı koridora çıkmaya başladı. Orada bir totem yok. Nami geldi şöyle bir çalının içine kafa atarak baktı ama kimseyi göremedi. Ama bu fake oraya bir totem koyulmuş mudur acaba gibi algılandı ve Ryu ya oraya bir totem koymuştur ben de geri çıkayım dedi ve geri çıktı. Şu anda önümüz kadarıyla evet. SKT fark açtı ama ilk maçta da böyle bir şey vardı. Katie Ballas biraz geriden gelmeyi seviyorlar. Bunu bir şekilde başarıyorlar en azından. Bu arada Caitlyn yakalandı. Suya hapsi de geldi. Bariyerini kullandı. Acaba oradan sağ çıkabilecek mi? Aynı şekilde Piglet'in üzerinde de epey bir hasar vardı. Ama işte Mafa takım arkadaşını korumayı başardı. Ve aynı zamanda Nami'ye bir de sıçrasını kullandırdılar. Evet. Bakalım şimdi. Nami oradan sıçrayıp kurtuldu. Ama dediğin gibi bir süre boyunca daha kırılgan olacak. Baktığımız zaman. Biraz daha korkacak en azından. Başına gelebilecek tehlikelerden dolayı. Piglet. Gördük biraz önce. Faker. Şimdi orta koridora doğru gidiyor. Bak orada şişe duruyor. Evet şişe duruyor. Patlattı şey. Ryu. Çok dün sanırım hatırlıyor musun sıkıştırmıştı Gragas nehrin içerisinden çalının oradan yukarıya doğru şişeyi atıp patlatmayıp orada kimi sıkıştırdığını hatırlamıyorum ama orada evet, skor almasını doğru, sağlamıştı. Doğru. Bak ne güzel hatırladın onu ya. Ne güzel evet. Pozisyon değil mi? İnanılmaz yani. Onun zamanlamasını bekletmek, onu bir tehdit unsuru olarak kullanmak çok başka, çok akıllıca. Ya hakim olmanız lazım. Yani bir de şimdi hakim olmak da değil esasında oradaki nokta bence. Stratejik düşünce. Yani ne kadar stratejik oynayabiliyorsanız o kadar sizin bu arada için daha önemli pozisyonlar acaba oluşuyor. Acaba tehdit alabilecek mi? Bariyerini kullandı.
ve sıçrayla birlikte onu almayı başardı. Şimdi bakalım sıçraması olmayan Nami, ultisini kullanan Nami ne yapacak? Bu arada Gragas da yakalanır gibi olmuş. Oo, peşinden geçti, geldi ama işte ulti. Ama minyonlar, minyonlar OP. Evet, araya kurtardı. Girince kurtardı orada Gragas'ı. Minyonlar son anda. Baktığımız zaman şimdi bu arada böyle bir gidiyor geliyor dengeli gibi de bir oyun. Yani nereye gidiyor bilmiyorum, nedir durumu, nasıl olacak. Gerçekten. Tahmin etmek çok zor böyle oyunları. Ya bu ya zaten şimdi şöyle bir şey var. Ondan bahsediyorum esasında geçen oyunda, sonra sözüm yarıda kaldı. Bizim Türkiye'deki maçlar için de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu tarz final maçlarında çok fazla tahminde bulunamazsınız. Yani şu takım yener, bu takım yener, şu takımın şu oyuncusu var, bu takımın işte şu şampiyonu kullanıyor, şu taktiği yapıyor. Çok fazla tahminde bulunamazsınız. Çünkü burada artık takımlar bambaşka bir psikolojinin içine giriyorlar. Yani bu psikoloji bazı takımı yüceltiyor, evet. Bazı takımın ise o psikolojinin altından kalkamıyor ve daha da zorlanıyor. O psikolojine final psikolojisi dediğimiz şey. O yüzden burada artık zaten buraya kadar çıkan takımların ikisi de ayrı bir noktadan da bakacak olursak kendilerini ispat etmiş takımlar. Bütün bir sezon boyunca işte maçlarını oynamışlar, playofflarını oynamışlar, buraya kadar gelmişler. Artık o yüzden çok da fazla böyle şey diyemiyorsunuz. Ya bu takım işte biraz daha iyi diyemiyorsunuz. Öyle bir lüksünüz yok. Her takım kıyasıya mücadele ediyor artık bu noktadan sonra. Çünkü ucunda ne var? Büyük ödüller var, şan var, şöhret var. Öyle bir mücadeleye, öyle bir heyecana katılmak var. Üçüncü sezon dünya şampiyonasının bir parçası olmak var. Tabii. Hem de hani şampiyonluk ümidiyle. Şampiyonluk ümidiyle oraya gitmek var. Tabii oraya katılmak bile başlı başına. Bu arada Nami ultisi geliyor. Öbür taraftan Jarvan gelecek. Bakın şimdi Caitlyn'i tuttu. Ulti geldi ve de Caitlyn üzerine bariyer geldi. Yalnız Lee Sin çok güzel bir şekilde Jarvan'ı orada kulesinin altına ittirmeyi başardı. Son bir vuruş geliyor orada bu arada. Ve Zyra'yı almayı başarıyorlar. Öbür tarafta da Kakao bir cevap vermek arayışıyla Benji'nin üzerine doğru gitti ama bu da başarılı olmadı. Bu arada yukarıda Insect'te Elise'den zor kaçmış. Az bir canı var. Şu dakika itibariyle SKT daha iyi bir çizgi, daha iyi bir ilerleyiş içerisinde. Fena da değil. Evet. Seriyi beraberliğe taşımaya inanıyorlar anladığım kadarıyla. Şu anda Zyra yukarı koridora tekrardan gidiyor. Orta koridorda Ahri sesini gösterdi. Faker. Baktığımız zaman şimdi oradaki büyük minyonu da aldı. İttiriyor hızlıca. Ama tabii karşısındaki Gragas, bakın bir varil. Hop. Yarısı gitti minyonların zaten. Evet. Çok kolay yoluna karşı bir koridor itirmek. Alt koridorda hiç ses yok. Çok korkutuyor beni. Var var. Orada kıyasaya bir mücadele. İnsek az önce böyle ya, kaçtı. Tamam da. 5 canla kaçtı. O ne zamandı? Bir 6-7 dakika. Hayır, şimdi az önce bir kere daha kaçtı. Sen Kore yayının neden takıldığına bakarken kafanı çevirdiğin dakika itibariyle orada Elise ona gerçekten güç dakikalar yaşatıyor. Evet. Şu anda baktığımız zaman SK Telekom takımı 3-1'lik skorda liderliğe geçti. Kule alınmamış durumda iki tarafta da. Hiç işleri yok çünkü kuleyle. 17.000 altına. Belli bir güce ulaşana kadar minyon kesmeye devam ediyorlar. Hı-hı. Yani kesiyorlar minyonu. Kafa göz. Ondan sonra hayırlısı. Bakıyor işte. Alıyor evet. Alıyor altını. Bakıyor. Öyle bir anlattın ki. İşini yapıyor. Parasını kazanıyor. Çoluk çocuk geçindiriyor der gibi oradan gidecekti yani. Aslında ona benziyor. Benzemiyor da değil. Baskınlar çok önemli bu evet. Arada. Onu tekrardan hemen yakalayalım. İlk önce orada Zyra ultisini kullandı. Arkasına Ahri geldi Lee Sin'le birlikte. Lee Sin orada geri kaçmak zorunda kalıyor. Zyra düştü bu arada. Baktığımız zaman şimdi bir de üzerine oradaki minyonları temizleyip ooo bu arada Gragas geldi. Tutuşturdu da kullandı orada Nami'nin üzerinde. Üzerinde iksir var ama balık yaşamıyor. Ne yapacağını bilemedi. Kalamadı.
Nereye gideyim, nerelere kaçam ben dedi. Balık suyun dışında çok fazla yaşamıyor. Orada tutuşturucu da kullandı. Aslında kendi canına da olabilirdi ama yakında bir arkadaşı ya da etrafında bir düşmanı olmadığı için bunu da yapamadı. Bu arada ekrandaki kodu son saniyeler görüyorsunuz arkadaşlar. Almak istiyorsanız bir noktaya yazın. Niye heyecan yapıyorsun? Zaten sistemle ilgili problem yaşıyoruz. Çok heyecan yapılacak gibiydi. Peki. Geçmiş olsun. Bu kodda gitti. Günün dördüncü koduydu değil mi bu Reci? Kaçırmıyoruz. Evet, son koda kod. Doğru gidiyoruz. Bu arada Elis'in üzerine doğru bir hamle var şimdi. Ama Zekin ne oldu? Canı çok az. Ama ne oldu oradan? Gragas da geldi. İnsek hala zorluyor. Pasifini devre. Öldür beni. Pasifimi sok devreye. Öldür beni diye dolaştı ortada. Ama Elis de düşmedi. İnsek de öldü. İnanılmaz. Şaka gibi bir durum gerçekten de. Bu arada baktığımız zaman şimdi Ahri'nin o çok istediği eşyayı hala bitiremediğini görüyoruz. Hala bir ölüm ateşi pençesi Ahri'de bitmiş değil. Baktığımız zaman şimdi bir ayarlama öpücük denemesi geldi. Tutmadı. Orada bir tutsa Caitlyn'i bırakmayacak. Belki de devam edecek hasar vermeye. Birbirlerini görmüyorlar. Çalıların içerisinde olan bir Caitlyn var. Mesafede mesafeyi açmış olan bir Ahri var. Diğer tarafta da Caitlyn için. Alt koridoru şimdi Nami Vayne ikilisi ittiriyor. Bakın kuleyi almaya çalışıyorlar. Bir tane varil geldi. Vayne hemen biraz geri çıktı. Bir tane daha vurdu. Kuleden de biraz hasar aldı. Şimdi hızlıca ittirip o kuleyi almak isteyecekler tabii ama Zek oraya doğru geliyor. Emin misin kule almak isteyeceklerine? Hiç şöyle bir havada yok kule alalım biz diye bugün için bu oyunda. Değil mi? Çok fazla minyon kestiler. Ama orta koridorda da kuleyi aldılar ve ikinci kuleye doğru belki de gidecekler. Alt koridorda kule düşecek. Bu arada insek orada yakalanıyor. Bir kez daha bakalım devamını getirebilecek mi? Piglet kulenin verdiği hasardan kaçmak için geriledi ve orada Nami'ye gitmiş skor. Bu arada bir de Zyra geldi şimdi alt koridora. Duyan geliyor. Burada skor varmış. Gelin abi dediler. Tutuştur geldi. Ahri son anda vurdu. Tutuştur yetecek mi? Yetti. Yetti. Ve böylece Mafa'ya gitti. Orada skor. Pardon, Mafa değil galiba. Ben söyleyeceğim ismini. Impact'e gitti skor. Mafa düştü. Öldü. Ters. Evet. Bu arada altın farkını açmak için ne yapabiliriz sorusunun cevabı az önce ekranlarınızdaydı. Hı-hı. Biraz daha bak gidiyor Ahri. Biraz daha minyon varmış burada diye. Evet. Şu anda Ahri orta koridorda Benji geriye dönüyor. Bu sefer aranan cevapları veremediler. Evet, bu sefer sanki biraz daha geriye düştüler. Daha fazla geriye düştüler. Aradaki altın farkı açıldı iyice. Ama ya bir önceki maçta da izlediğimiz gibi her an her şey değişebilir. Hiç belli olmaz. Ya bence burada şimdi şey olması lazım. Yani hala tek tek koridorlara gidiyorlar ama 3 kişilik, 4 kişilik baskınlar yiyorlar. Bazen 5 evet. kişiye çıkan. Ya artık koridor safhasını bitirmesi lazım. Ya daha doğrusu bundan 3 dakika, 4 dakika önce koridor safhasını bitirmesi lazımdı. Katie Ballas'ın. O koridor safhasını bitirmediği için şu anda sıkıntı yaşamaya başladı. Ki bunun devamı da gelir diye hissediyorum, diye düşünüyorum. Evet. SK Telekom. Şu anda Balıt yerlerini almaya çalışıyorlar. Çünkü ejderha gelecek birazdan. Ya da ejderha şu anda orada mı? Yok, gelecek. Yanlış görmüyorsam. Bir pembe tutam daha geldi. Ama o ejderha dönemde gitmişti zaten. Ha, niye o zaman orada o kadar savaşlar? Geri gelecek gibi sanki. Giden gidiyor. Sayın Glandal. Giden geri gel. Ben de Reci böyle bir hareket yaptı. Korktum orada. Meğersem kod gelecekmiş. Kodlar geldi. Son kod. Günün son kodu. 10. kod. Bu kodu da aldıysanız yarınla 5 kodunuz kaldı demektir. Mafia Graves'den ve 10 galibiyet kod, IP takviyesinden 5 kod uzaktasınız demektir. Ki zaten 10'da 10 yapanlar da şu anda kazanma hakkını elde ettiler ama tabii ki hemen yüklenmeyecek. Bunu da söyleyelim. Etkinliğin
ardındaki günlerde, devamdaki evet, günlerde. Evet, haftada eklenir. Insek alt koridoru ittiriyor. Skor orta koridoru ittiriyor takım arkadaşları birlikte. Şimdi Vayne çok fazla yalnız kaldı bu oyunda. Vayne'in yalnız kalması onun tek başına... bu arada bir ulti geldi. Orada hemen kendi ultisini kullandı. Kaçmaya çalışıyor. Bir de ulti Caitlyn'e yaklaştı ama çok fazla. Caitlyn'in hasarı çok düşük yaramadı. Kalmış. Şu anda yaptığı eşyaları bir göz atarsan, ya bu kadar dakikaya geldiğimizde çok daha farklı şeyler yapmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Vayne 4-1-1 oynuyor karşısındaki. Vayne oldu. 168 minyonu var. Belki minyonu az gözükebilir ama bu arada suya pis geldi orada. Koza minyona çarpıyor. Evet. Bu arada bir takım savaşı geliyor mu acaba? Birbirlerini dürtüyorlar. Orada minyonları da hayatta bırakmıyorlar. Birden biri birini yakalamadan o takım savaşı gelmez. Yani ya Zek birisini yakalayacak, ya Zyra birisini yakalayacak. Böyle bir şeyler olması lazım. Ya da Gragas ultiyle birisini yanlarına atacak. Bunlardan biri olmadan ben Katie Boss'ın çok fazla savaşa girmek isteyeceğini zannetmiyorum. Evet, ben de zannetmiyorum. Aradaki çünkü altın farkı 7000'leri geçti. 8000'lere neredeyse dayandı. Tekrar ağırlaşan bir... Yine yavaşladı maç. 21. dakikanın içerisindeyken 30.400 altına 22.700 altın 3'e 0 kuleler 7-2 skor. SK Telekom'un şu anda liderliği var oyunda. Yani oyun üzerindeki etkisini hissediyoruz, görüyoruz her dakika itibariyle. Hı hı. Bakalım devam ettirebilecekler mi bunu, yoksa Katie Ballas cevap verecek mi bu maçta? Şimdi bir de kuleyi ittirmeye çalışıyor. Ahri de bu arada ayrık ittirme anlamında çok kuvvetli bir şampiyon esasında. Özellikle bir mana yenilemesi güçlendirmesini aldığınız zaman, mavi güçlendirmeyi aldığınız zaman bu arada hemen savaşı başlatacağını gördüğü an, bakın şimdi burada havada ulti... Evet, ultilerini havada görmek ya. Dikkat ediyorsun, ultimi saklayayım falan diye bir yapı yok. Direkt ultisini kullandı, kaçtı. Çünkü zaten amacı şu. Takım savaşına tamam, elbette ki bir yerde girmesi gerekecek ama esas amacı ayrı kittirmek şu anda. Bakın, yukarıya ben bir ayartan öpücük denemesi geldi, olmadı. Jarvan da yukarıya çıktı ama biraz fazla atarlanmış oldu yukarıya çıkınca. Evet. Tekrar şimdi dönüyor. Baron'un olduğu yere. Şimdi Baron etrafında bir toplaştı SK Telekom. Deneyecekler mi acaba, yoksa bu bir tuzak mı? Tuzak kurmaya çalışıyor çünkü haritada şu anda hiçbiri görünmüyor. İnsek gerçekten oyuna tutunamadı. Zek oynamaz bir süre daha diye tahmin ediyorum. Yani takımına yardımcı olamadığı gibi hani biraz da geriye doğru da çekiyor onları. Şimdi baktığın zaman esasında SK Telekom'da hem Impact'te hem Faker'da hem de destek oyuncularında yetenek gücüne dayalı hasar verdiğini görüyoruz. Yani burada bunu engellemek için hemen bir büyü direncine yönelmiş. Bu büyü direnci eşyası ile birlikte çok daha az hasar yemeye başlayacak bitirdiğinde diye tahmin ediyorum. Şimdi... Katie Ballas'ın yapmaması gereken şeylerden birisi sanırım bir takım savaşı. Aynı şekilde SKT'nin de yapmaması gereken şeylerden biri Baron denemesi, bir risk alması, global görevlere devam edip sonuçta baskıya devam edip işi farklı bir noktaya getirebilirler. Evet. SK Telekom. Bakalım bu ikinci maçta beraberliği yakalayabilecek mi? Kazanıp, bu arada Impact çok sinsice bekliyor orada Ryu'yu. Ama hayır, sadece minyonlarmış amacı. Bu arada yavruları öldürüyordu az kaldı. Evet. Yani her ne kadar oyunun şeyi azalsa bile, temposu azalsa bile üstünlüğü devam ediyor. Ve bu üstünlüğü de hani şu anda dengeleyecek bir unsur elde edilmiş değil. Hı hı. Bu şartlar altında böyle giderse evet, skor 1-1'e gelecek. Hı hı. Beraberliği yakalayacaklar. Evet. Bakalım şimdi. Skor 1-1'e gelecek mi? Göreceğiz birazdan. 23. 24. dakikanın içerisindeyiz.
Yalnız sanki şunu biraz hissediyor gibi SK Telekom. Oyuncularsa tamam, Wayne çok daha saldırı bakımından iyi bir konuma gelecek ama rakip takımın da Wayne'i odaklayabilecekleri, aradan çıkarabilecekleri şampiyonlar artacak. Evet. Bu yüzden baktığımızda şimdi aynı şey 3 kere oldu bu arada. Diğer tahta da mesela aynı şekilde şu da var. Mesela Zek. Belli bir tanklığın üzerine çıktığı zaman öldürmek çok zor. Ya o yüzden burada o maçı bitirme zamanlamasını çok iyi ayarlaması lazım SK Telekom. Kesinlikle. Yani erken bitirmeye çalışırlarsa risk alırlar. Çok geç kalırlarsa da bu sefer bitiremeyebilirler bitirmeye çalıştıklarında oyunu. Bu yüzden şimdi bu barona başlıyor. Bu baron yine oyunun kaderini belirleyecek unsurlardan bir tanesi olacak. Şu anda bakalım yakalayabilecek mi orada? Yine bir görüş azaltıyorlar. Bir anda bu ışıklar bir şeyler oldu. Biz de bakalım neler olmuş şimdi. Bitkinleştirme var orada Vayne üzerinde ama bana mısın demiyor. Hatta bir de Vayne'i hediye etti adeta. Bakar mısın yani ne kadar fazla hasar vuruyor orada. Zyra düştü. Zyra'nın canı çok az, oradan kaçmayı başardı. Vayne onları tamamını alacak güce sahip şu anda ama tabii görüş olmadığı için başka yolda gidiyor. Hı-hı. Orada bir tuzak denemesi olabilir mi acaba? Şu anda orada bekliyorlar. Caitlyn bu arada hayata gözlerini orada yakalandı yiyordu. Ve doğrudan Vayne'e skor olarak geri döndü. Kule vardan Caitlyn abi, Vayne var. Bu seviyede Caitlyn'in bu yaptığı hata yalnız biraz bence yakışık aşırı. Yakışık almıyor gerçekten de. Şimdi bakalım. Vayne mavi güçlenmeyi aldı kendisine. Şu anda Baron'u tekrar izliyoruz. Baron'daki savaşı bakın. Burada Ahri arkaya geçiyor. Yetenek atışlarını çok fazla kullanmamış. Bir Gragas de başaramamış. Gragas ultiyi atarak Vayne'i kendi üzerine çekmiş. Evet. Belki çekip hemen öldürmek istedi ama öyle çek öldürecekmiş gibi de gözükmüyor gerçekten. O noktada Lee Sin de tutuştura yem olunca Lee Sin de düşüyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman 27. dakikanın içerisindeyiz. 10'a 4 skorlar 47.700'e 30.400 altın. Bu maç nereye gidiyor? Evet, bu maç şimdi baktığımız zaman nereye gidiyor Reji? Reji bir yer gösterdi. Yukarı mı gidiyor? Fezaya doğru gidiyor bu maç. 28. dakikanın içerisindeyken 4 kule aldı SK Telekom. Ballets hiç kule alamadı. 41.300 altında 31.000 altın. Arada 10.000 altınlık bir fark var. Açıkçası KT Bullets'ın çok daha fazla çalışması lazım. Burada bu maçta etkili olması için Kakao şu yine anda benzer bir şey izleyeceğiz. Bu arada Vayne'i yakaladılar yalnız bu sefer. Çok önemli. Vayne eğer hızlıca düşerse yalnız Gragas dönüp Vayne'e vuracak cesareti bile bulamadı. Şimdi orada Varin'i gönderdi. Vayne düşüyor. Ahri yalnız 2'de 2 yapmayı başarıyor. Baktığımız zaman orada Gragas da kaçamıyor. Gragas'ı da aldılar. Ahri 3'te 3 yapıyor Lee'sini aldıktan sonra. Şimdi Zek tek hayatta kalan oyuncu KT Ballas'la, o da hayatı için kendi çeşmesine doğru koşuyor. Şu anda arada bir konuşma aldılar. Geçti bu arada. Bitiriyoruz evet. Mu gençler diye. Evet, kesinlikle. Ona benzer. Kesinlikle. Ama tabii insanın üzerinde bakar mısın? Yani bir gün atış pelerini bile yok. Evet. Yani çok fazla bir eşyası da yok. 170 milyonu var ama nedense eşya bakımından o kadar iyi durumda değil. Belki Totem'e ya da ikisine çok fazla para yatırmış olabilir. Bakın bir daha izliyoruz şimdi. Esasında burada çok güzel başladı her şey. Yani
Wayne'i bu kadar böyle yakalamak belki bir daha hiçbir maçta buradan denk gelmez. Evet. Bu kadar takımları yakalamak. Orada Wayne'in işte işini bitiremeyince bak görüyor musun ardından, nasıl eritiyor, nasıl yok ediyor. İnanılmaz. Evet, ardından orada düştüler ve skorda gitti. Şimdi 15-5. Altın fark olmuş, 12.000 altın. Evet. 15-5. Dile kolay. Katie Balitz iyice geriledi. Hiçbir cevap şu anda veremiyor. Hiçbir şekilde SK Telekom'a. SK Telekom da sanki Katie Balitz'ı yormak için böyle çok da acele etmiyor yani maçta. Evet, ondan sonraki yavaş maçlarda yavaş daha rahat edebilmek için sanki o noktada bir böyle bir hinlik bir oyun düşünülmüş gibi. Ama çok beklemeleri iyi bir şey mi? Sence? Yani hata yapma yeri de olabilir sonuçta. Ya tabii çok iyi bir şey değil. Sonucunda bekledikçe karşı takım da onları yakalamaya başlıyor bir yerden sonra. Bak yine aynı şey devam ediyor burada. Bir baronun orada mücadele. Bir tek burada insek yok. Evet. Bu arada burada, tekrar yakalanıyorlar. Impact. Acaba Impact mi? Hayır, Impact kaçmayı başardı. Orada baktığımız zaman Mafa düşecek Mafa muhtemelen. Düştü. Evet. Jarlan oradan geçti. Reis'ine başladılar. Hemen orada katak afet skor geldi. Skor 1-1'e geldi diyebilir miyiz şu anda? Skorlar gelmeye devam ediyor. Elis ve Ahri aldılar diğer tarafta ama baktığımız zaman buradaki seri 1-1'e geldi diyebilir miyiz şu anda? Wayne aldı. Evet. Yavaş yavaş geliyor daha doğrusu. Şu anda bakalım. Yani Katie Balitz'ın çok fazla yapabileceği bir şey yok bu duruma karşılık. Şu anda sadece savunmaya ve fanlarını belki de mutlu etmeye çalışıyor. Çünkü çok fazla taraftar var Katie Balitz'ın. Tabii. O sahnenin etrafında gördüm bilmiyorum. Bu da muhtemelen ailesi şu anda utanç duyuyor olabilir ya da çok seviniyor olabilir. Niye utanışıyorsun? Kaybediyor diye. Kaybetmek de var bu spor. Ama biraz, her zaman kazanamaz. Tabii ki spor ama biraz daha tabii ki anlayış orada şey yaklaşım olduğu için. Yani, çok önemli. Belki de League of Legends oyuncusu için dünyanın en önemli sınavını veriyor şu an. Dünyanın en önemli sınavı veriyor. O sezon turnuvası gidebilecek mi? Finallere gidebilecek mi? Gidemeyecek mi? Diye düşünüyor. Bu arada şansında böylesi Wayne. Sorsak kendi ayarlamıştım derdi. Bu arada Shen hemen yine orada işte bakın atlıyor ve ardından Zeke düşüyor. Bir kez daha görmüş olduk böylece. Ragas geliyor şimdi. Halen mi? 4 etti bu değil mi? Ulti atacak mı acaba? Bu 4 etti değil mi şu anda? Hı-hı. Bakalım. Şimdi bir suya pis geldi. Hemen ulti arkasından ağır arkaya doğru geçiyor. Yani Gragas kül de olmadı bu sefer. Bambaşka bir şey. Işın gücüyle öldürdüler gerçekten de. Gragas'ı anında düştü. Bir de Jarvan alıyorlar. Bakalım şimdi devamında neler göreceğiz. Caitlyn düşmek üzere. Vayne rakibin üstüne doğru gidiyor. Orada baktığımız zaman şimdi Vayne'e düştü. Ahri. Şu anda Kado baskı kurmaya çalışıyor orta koridordan rakip takımın üzerinde. Eğer akıllı oynayabilirlerse bu maçı bitirememeleri için hiçbir şans yok önlerinde. Ne kadar Zyra, Gragas ve Lee Sin çıkacak olsa da. Akıllı oynamanın yanı sıra aslında şu anda zaten açılan bir fark var. Bu farkı korumak da gerekiyor. Evet yani ya farkı korumaktan da ziyade şu anda artık nasıl oyunu bitirebileceklerini düşünmeleri lazım. Çünkü 54.000 altında 39.000 altın olmuş. Şu andan sonra oynayıp oynamamak yani Ryu yok oluyor. Evet. Yapabileceği hiçbir şey yok şu anda. Belki bu infilak değneğini çantasındaki alıp bir cehennem asasına dönüştürebilir.
Ahri. Bu arada şimdi geri döndü işler. Ahri'nin ultisi yok yalnız, onu hatırlatalım. Son bir vuruş geldi orada. Lee Sin'i aldı. Nami'de kaldı skor. Nami geriye çekiliyor şimdi. Baktığımız zaman karşıda Caitlyn var. Ve Zyra var. İşte o Caitlyn orada arada kalmayacaktı. Kaçamadı. Hı-hı. Aslında iyi hasar veriyordu ama Elise işte. Evet. İnsek. Bu arada şimdi ormanında birini yakaladı. Onu almaya çalışacak. Yakalayabildi ama alabilecek mi acaba? Hayır. Çok güçsüz kaldı şu anda takım. Bireysel olarak bunu görüyoruz. Evet. Şimdi. SK Telekom. KT Boss karşısında 35. dakikada. Altın farkını söylemeye gerek duymuyorum. Çok fazla bir fark açmış durumda. 26-10 zaten skorlar. 8'e 0 kuleler. Buradan da görebiliyorsunuz. Benim merak ettiğim şey şu. Dün mesela bundan daha içinden çıkılabilir durumlarda takımlar teslim olmuştu. Evet. Mesela burada öyle bir şey yok. Çok kötü durum. Hala çevirebilecek. Dönmesi belki yani imkansıza benzer bir şey. İnse'yi çok gördük bugün ama oyun içerisinde çok göremedik ne yazık ki. Kamera olarak şahsını görüyoruz ama. Evet. Şimdi yukarı koridorda. Regas. İttirmek için oraya gitmiş. Geri ittirmek istiyor. Bu arada bu oyundaki fark biraz daha hızlı açıldı ama bir önceki maç da 40 dakikaya kadar uzamıştı. Bırakmak istemiyorlar oyunu. Evet, hızlı açıldı ama sonradan işte bir böyle SK Telekom'un anlamı kadar garip, daha da garip bir temposu var. Yani hızlı başlıyor, sonra düşüyor, sonra da bir daha hızlanıyor. Ama o ilk hızlanın yarısı kadar bir daha hızlanıyor, sonra tekrar düşüyor. Böyle bir eğrisi var. Nasıl yani. Nasıl bir daha? SK Telekom'un gerçekten oyun içerisindeki eğrisi bu şekilde. Bir hızlanıp bir yavaşlıyor. Ve bu da rakip takımın ayak uydurmasını zorlaştırıyor. İnanılmaz bu arada. Ya bu nasıl bir hasardır ya? O kadar öne geçmiş durumda ki takım gerçekten çok sıkıntılılar. Muhtemelen de zaten hani kısa bir süre içerisinde oyunu bitirecekler. Burada aksi bir durum yaşanmazsa. Bu arada İhsin araya girdi, girdiği gibi yok oldu. İşte takım anlayışının koptuğu dakikalar görüyorsun. Evet, Gragas'ın, tek başına atlıyorsun. Ama Gragas'ın ultisinin geldiği yere atlıyorsun, boşluğa atlıyorsun. Ve şu anda bir skora daha imza attılar. Son bir skor daha gelir mi? O gelmedi ama bakalım bu skora yeterli olacak mı? Evet. Jarvan vurmaya herkesin başladı. Herkesin canı çok az düştü. Jarvan dikkatli olması lazım. İhsin skor aldı böyle. Geçti. Şimdi Elise bıraktı ama Jarvan düştü. Orada bir tek Ahri ve Elise hayatta kaldı. Bakıyorum şimdi. Yeterli ama. 4 saniye sonra Caitlyn doğacak. Yeterli olacak mı? Vurdular. Ve yeterli oldu. Böylece Kore'deki büyük finallerde bir birlik eşitliğe gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi yine alışık olduğunuz üzere maçtan sonra kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olacağız. Kore finalleriyle ilgili sakın bir yere evet. Ayrılmayın. Rejimiz trollüyor yine.
Let's go!
Merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz Zor TV ekranlarında ve Kore'de gerçekleştirilen Kore'nin en iyi 3. takımı belirleme mücadelesinde, serisine devam ediyoruz. Hemen yasaklama seçim ekranına geçelim. Seçimler başladı çünkü baktığımız zaman şimdi Ahri, Vayne ve Vi yasaklanmış bir tarafta, diğer tarafta Zed, Corki ve Fizz yasaklanmış. SK Telekom o Corki'yi gördükten sonra bir daha istemiyor karşısında. Insection seçti, Kakao, Elis seçmiş, Ryu, Ezreal seçmiş. TK Telekom'a bakacak olursak Impact, Caitlyn seçmiş takım için. Zyra seçilmiş yine yanına. Jax ve Jarvan üzerinde duruyorlar şu anda. Bakalım kitlenecek mi acaba Jax ve Jarvan seçimleri. Bir kule katil seçildi. O da kirli minyon biçme işlerini çok iyi yapabiliyor. Çok çok pardon, başarabiliyor. Evet, şu anda baktığımız zaman Jax ve Jarvan seçimleri kilitlenmiş durumda. Score ve Mafa ikilisi şu anda seçimleri yapacak. Bakalım onlar ne seçecekler. Bekliyoruz. Yanılmıyorsam Ryu'ya bakıyoruz şu anda. Hı hı. Insect'e birbirine karıştırıyorum ben onları genelde. Bu
Bu arada şöyle bir duyurumuz var. Arkadaşlar 8. ve 9. kodlar otomatik olarak hesaplara yüklenecek. Girememiş olanlar varsa üzülmesinler. 8. ve 9. kodlar otomatik olarak hesaplara yüklenecek. 10. kodu yalnız girmenizi tavsiye ederim. 10. kod da şu anda sistemimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Son 5 dakikası hatta. Evet, 10. kodu düzgün bir şekilde girmeniz lazım. 9. ve 8. kodlar dediğimiz gibi otomatik olarak girememiş arkadaşlar hesaplarına yüklenecek. Ve son seçimler geldi şimdi. Kartus ve Trash seçimleri geldi. Ballots'dan. Diğer tarafta ise SK Telekom tarafında ise şimdi Orion'la tabii. Yani zaten bu çok esasında belliydi. Niye acaba Ballots bıraktı? Çünkü şimdi Jarvan var ve Jax var. Ya Orion'un topunu araya sokabilecek en kuvvetli iki tane seçim. Ve hemen zaten Orianna'yı da kitlediler üzerine. Orianna ultisi, Zarya ultisi, Jarvan ultisi üzerine Jax'in o sersemletme efekti karşı saldırısından gelen rakip takımı olduğu yere mıhlayabilir. Uzun bir süre boyunca sersemletebilir. Bakalım bunu kullanabilecek mi? Wombo combo çok güzel, izlemesi çok zevkli ama bir o kadar da zor, evet. Zor ve riskli bir seçim. Bu arada yine işte bakın teknolojik pankarttan geçiş yaptık. Maça doğru görüyoruz. Balasöz SK Telekom'un ilk beşlerini bu maçtaki Shen, Elise, Kartus, Ezreal, Thresh, diğer tarafta Jax, Jarvan, Orianna, Caitlyn, Zyra olacak. Bakalım nasıl bir sonuç verecek takımlar için bu seçimler. Bu arada 10. kod 3'e kadar ekran üzerinde durmaya devam edecek. Şimdi bana bir duyuru yapmam için, anons yapmam için bir bilgi geldi. Saat 3'e kadar, yani yaklaşık 23 dakika daha zamanınız var. Evet, sisteme girmek için, ekranda görmek için vaktiniz olacak. Onu acele etmeyin. Hesaba yavaş yavaş girin. Evet. Şu anda maça doğru geçiyoruz biz de. Yavaş yavaş. Bakalım şimdi maça geçtik. Mavi tarafta Katie Ballots olacak. Kırmızı tarafta ise SK Telekom yer alıyor. Bakalım hangisi üstünlüğü eline geçirebilecek bu maçta takımlardan. Sivdar Vadisi'nde bakalım bir birlik beraberliği ilk kim bozacak? Tabii bu maçın ardından şu anda 3 maç, yani 3. 5. maça kadar uzama ihtimali var oyunun. 2-1 öne geçen takımın 3. maçı da alması gerekiyor. 4. maçı da alması gerekiyor. Eğer ki 5. maça uzatmak istemiyorsa bildiğiniz çünkü gibi... Çünkü 5. maçtan... Pardon, ne oluyordu? 5. maçta çünkü normal kapalı seçim oynanıyor. Maç normal kapalı seçim nedir? İki tarafta birbirinin seçimlerini görmeden seçim yapmak zorunda kalıyor. Ve aynı şampiyonlar olabiliyor karşılıklı. Çok riskli bir durum. Bakalım SK... Telekom bunu başarabilecek mi? Bu arada bunu bir yaşamıştık diye hatırlıyorum ben. Daha işlerin başında Katie Ballas ve karşısındaki takım bir normal seçim yapmışlardı. Kapalı seçim yapmışlardı. 2 Shen 2 Zed oynanmıştı diye hatırlıyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar ben söylemeden geçmedim. Extreme şu anda zorlukla konuşuyor. Sesi değişti. Sesine bir şey oldu. Biz de anlamadık arada. Şu anda sıcak çayını yaptı. Yanına aldı kocaman bir bardak. Ondan yudumlayacak birazdan. O yüzden hep bu klimalar. Hep bu klimalar bizi mahvetti gerçekten de. O yüzden kusura bakmayın. Şu anda baktığımız zaman Jarvan orada girdi. Rakip takımın kırmızısını çaldı.
kendi kırmızısı hala yerinde duruyor mu diye ben de kafamı çevirdim. Baktığımız zaman Impact de yukarıdaki büyük golemlerden başladı. Geriye dönüp büyük bir ihtimalle